Ama size Köyönk'ten bir türkü okuyacağım. Hacı Muharrem Efendi'nin hocasının hocasının köyü. Köyönk'in ellerinden, Köyönk'in ellerinden çiğmeydim göllerinde, çiğmeydim göllerinde. Anam ilk düğme olaydım, ilk düğme olaydım, o yarın kollarında, o yarın kollarında. Anam ne kadar objektif olursak olalım, tanıyamadığımız kişileri belli kalıplar içerisine sokarız. Bu yüzden bazı insanlar ne kadar ünlülerse gerçekleri de o oranda bilinmez. Onlara yaklaşmak gerekir. Biraz dikkatle bakmak, hatta yürekle bakmak gerekir. Kendini kanıtlamış biriyle birlikteyiz. Onu tanımayan yok gibidir. Çünkü o İslam dünyasının kariyer isimlerinden biri. Profesör Doktor Süleyman Ateş. 1933 yılında Elazığ'ın merkeze bağlı Tadım köyünde dünyaya gelir. Dedesinin ismi verilir ona, Süleyman. Bu isim aile içinde ona ayrıcalık da sağlar. Özellikle babasının hitabını ve davranışlarını çok etkiler. Babam beni çok severdi. En küçük oğluyum, bu bir. İkincisi de dedemin vefatı üzerine, vefatına 3-4 ay sonra ben doğmuşum. Onun ismini bana vermişler. Evet. Babasının ismini taşıyorsun. Taşıyorum. Evet. Süleyman. Fakat babasına saygısından dolayı hiç bir zaman benim adımı vermedi. Yani Süleyman diye çağırmadı. Evet. Baba diye çağırdı bana. Annesi Behiye Hanım en küçük çocuğu Süleyman'ın üzerine adeta titrer. Hayatı boyunca ona büyük destek verir. Babamdan daha küçüğüm annem. Bir miktar okumuştu. Zeki bir yaptı. Ama tabii işte köy ortamında yetişmiş bir hanım. Ama çocuklarına çok bağlı, her çocuğuna bağlı. Beni de işte her anne gibi o da elinden geldiği kadar korumuştur, kollamıştır. Köylerinde okul yoktur. Oysa babası çocuklarını okutmak ister. Süleyman'ı okutma konusunda büyük bir arzu duyar. Okul çağı gelince dinini öğrensin diye elinden tutup köyün hocasına götürür. Yalnız harfleri tanırdı o kadar. Babası da demiş ki ya gidip okuyacaksın veyahut da affedersin mayıs dökeceksin. Mayıs işte o hayvanların gübresi yani şey. Demiş ki yok ben bunu yaparım da okumam demiş. Ama işte kendisi sonradan bunu bir eksiklik gördü. Dindar bir insandı. Onun için çocuklarının hepsinin okumasını istedi. Süleyman İbrahim Ağa'nın en küçük çocuğuydu. Bir erkek, bir de kız kardeşimiz var. Yani beş kardeşiz. Siz ben en küçükleriyim. Küçük yaşta temiz tabiatı ve güçlü inancıyla köyün çocukları arasından sıyrılıp öne çıkıyordu. Babası Süleyman'ın hafızlığını tamamlayıp okuyabildiği yere kadar okumasını istiyordu. Benim babam da her yani çocuğunu en büyüğünden en küçüğe bana kadar çocuğa hocaya verip götürmüş. Mahalle imamı derler ya, yani evet. Köy imamı. Hakla çalışan hocalardan birisi de ben babam Kur'an okumaya gönderdi. Çünkü onun tek ideali çocuklarını hafız yapmak. Ağabeyiyle birlikte köyün hocasına giderler. 7 yaşındaki Süleyman başlangıçta zorlansa da kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçer. Aradan bir ay mı iki ay sonra bizi Kur'an'a çıktı diyor. Kur'an'a kafta, kafa, kaf suresine başladık. Yani doğrudan artık hece değil de kaf, vel Kur'an-ı Mecid kelime kelime okumaya başladı. İkinci gün kardeşim geride bıraktık kaldı. Çocuk kalbiyle Kur'an-ı Kerim'i çok seviyor, gün boyu durduraksız sureleri okuyordu. Taze gire kalkar, dersimi ezberlerim, yani ezberimi yaparım. Ondan sonra sabah namazında hoca erken ezan okur, salatü selam sonra ezan. Ben giderim, hocaya namazdan önce dersini dinletirim, ondan sonra namaz kılarız ayrılırız. 2-1,5 sene bu iş böyle sürdü. Süleyman 2 yıldan kısa bir sürede 9 yaşında hafız olur. Ramazan ayında Elazığ'a gider evlerde mukabele okumak için.
Böylece hafızlığını iyice pekiştirir. 8 yaşında başlamıştım, 9 yaşlarında falan, çünkü 1,5 sene sürdü. Bitirdim. Evet. 10 yaşındayken şehirde o zamanlar adetti, böyle ev ev dolaşılır hafızlar, özellikle küçük hafızlar mukabele okurlardı. Her hafız gibi Süleyman da ezberlediği Kur'an-ı Kerim'in surelerinin ve ayetlerinin anlamını bilerek okumak için Arapça öğrenmek istiyordu. Hıfzımı tamamladıktan ve şehirde de bir eğitim dönemi, tecvid dersleri, kıraat dersleri aldıktan sonra tabii öyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Kur'an kursu hocası, Allah rahmet eylesin, çok değerli bir insandı. Dedi, sen biraz Arapça öğretmen lazım. Ben köye gitmiştim, o yaz babama haber salmış, demiş hafızı getir. O zaman bana hafız derlerdi. Hafızı getir, hafız biraz Arabice okusun. Elazığ'ın merkeze bağlı Tadım köyünde Süleyman Ateş'in 1940'lı yıllardaki çocukluk hatıraları hala sıcaklığını koruyor. Köylüler çocukluğunda demek ki herhalde biraz kanımda şirinlik mi vardı, ne vardı o zaman. Beni sevenler köy adasında, o gençler bana sigara verirlerdi. Ben de onlara vere vere sigaraya bayağı alıştım. Yani sigara içiyorum. Tabii kendim sigara almıyorum da onlar veriyor. Fakat abim beni bundan vazgeçmek için bir plan yapmış. Bir gün elime böyle uzun bir sigara verdi. Dedim bunu iç. Hem uzun hem kalın. Ben de aldım içtim. Meğer ortasına pamuk çekirdeği koydu. Şimdi sigara yanıp da ortasına gelince o pat diye patladı. Korktum attım da bir daha da içmedim. Daha çocukluğunda temiz fıtratı, kıvrak zekası, azmi ve çalışkanlığıyla küçük Süleyman'ın bugünkü Profesör Doktor Süleyman Ateş olacağı belliydi. Hacı Muharrem Efendi, temiz tabiatı, güzel ahlakı ve keskin zekası yüzünden Süleyman'ı çok sevmişti. Onu yetiştirmek için eğitimine büyük özen gösterdi. Sürekli ilgilendi ve sorunlarını çözmesinde yardımcı oldu. Hacı Muharrem Efendi tabur imamlığından emekli. 4 sene cephelerde karın altında yattım hatta şimdi. Yani kahraman bir insan aynı zamanda. Evet. Yemen'de 7 sene kalmış. Hafız Süleyman, Hacı Muharrem Efendi'yi babası gibi görüyordu. Bu yüzden Hacı babasından aldığı Arapça dersine büyük bir şevkle sarılmıştı. Şimdi bu Zülcenaheyn. Zülcenaheyn iki kanatlı demek. Evet. Yani hem manevi ilimlere sahip hem de zahiri ilimlere, şer'i ilimlere vakıf bir insan. İki ilimden de icazet almış. Hem medrese icazeti var, hem de manen 4 şeyhten, büyük şeyhten icazeti var. Hoca benimle çok olağanüstü ilgilendi. Ondan sonra o belki anlamam diye bu İnci gibi yazısı var. Onunla o kitaplardaki o Arapça şeyleri, Türkçe ibareler şeylerle yazar, bana özetini çıkarı verirdi. Böyle işte onda izi, merahı falan okuduk. Hocasını her yönden örnek alıyor, bu ilişki ona musikiyi, şiir ve edebiyat zevki de kazandırıyordu. Musikiyi iyi bilirdi. Çok kaliteli bir sesi vardı. Evet. Yani bazı sesler vardır ki kalitelidir yani. Mesela söyleyeyim, Zeki Müren'in sesi falan fazla. Evet. Kaliteli bir sestir yani. Evet. Nitelikli, tatlı sesi. İlahiler mi okurdu hocam? Evet, ilahi okurdu. İlahi evet. okuduğu zaman ağlardı çevresi. Öyle. Her fani gibi hocası da ebedi aleme göç eder. Çok kıdemli bir talebesi vardı Fener Efendi. Yaşlıydı o da, yani dediğim zaman 80 yaşında vardı. Hafız dedi, hocamızı yabancıya vermeyelim. Biz dedi, sen yıkar dedi. Evet. Son görevleri biz yapalım. Biz yapalım. Evet. Sen yıkadın. Ondan sonra işte beraber cenaze namazını kıldırdık. Ve ilginçtir. Elazığ'da iki tane deli vardı. Deli bunların namazına niye? Onlar da namaza gelmişlerdi. Cenazesi taşıya kadar geldiler. Yani kabristana kadar geldiler. Hocasının vefatıyla yoğunlaşan duygularını bir şiirle dile getirir. Zaira bak, ibret al bir, buradaki hak aşina, kutbi aktabi zamandır, varisün lil enbiya. Bir ömür verdiği tamam, ilmiyle dün tahsiline, durmadan yandı yakıldı, aşka hakla daima. Pir-i Nakşi, Kadir-i Şattari'dir hemşazili, kendine vermiş icazet, 4 tarihten evliya. Hacı Muharrem Efendi'den geride yerine düşündüğü Hafız Süleyman'a bıraktığı kitaplar ve birkaç mektup kalmıştı.
Bir de ona yazdığı şiirleri. Dediğim gibi Hacı Muharrem Efendi beni kendisinin uzantısı olarak görmek istiyordu. Evet. Bunu bana açıkça da söylüyor. Yalnız bana değil, çevresine de söylüyordu. Onun için sizin yetişmenize ihtimam gösteriyor. İhtimam gösterdi ve bütün kitaplarım da o buna Süleyman'a kalacak demişti. Bana yazdığı mektuplar var. Evet. Kitaplarım senindir diye. Fakat kendi hayatında bunları bana bir sandık içerisinde ayırmış, vermişti. Ama benden sonra, kendi vefatından sonra maalesef o kitaplar satıldı. Hocasına vefada hiçbir zaman kusur göstermedi. Bana yazdığı bir şiirinde seni sevmişim Süleyman Ezeli, sende olan nuru hakkı Sezeli diye böyle başlayan bir duası varmış bana. Evet. Allah diyor ki ben öldükçe kabrime çok gelesin. Yasin okuyup ruhumu şad edesin diye. Onun için her sene mutlaka bir defa giderim. Onun vasiyetini yerine getirmek üzere. Bunun ruhaniyeti beni bırakmış değil. Bağdat'ta bir arkadaşım Kuveyt'e gitti. Beraber iki bir, o da asistandı ama yeni asistandı. Ben de yalıncı başarttım o zaman. Şimdi o arkadaş Kuveyt'e gitti. Ben de içimden, ya keşke ben de gitmiş olsaydım, o bana sormadan gitti falan diye. Öyle bir heves geldi içime. Şöyle saat 10-11 civarında ben açtım, kurdum uyuyamak. Uykuyla uyanık arasında, uyanık, uyku halinde değil. Yakaza halinde. Yani. Yakaza halinde, göğsümün içinde. Hacı Muharrem Efendi çıktı, böyle göğsümde oturdu. Oraya gitseydin senin hakkında hayırlı olacağını nereden biliyorsun? Ama odanın içerisinde bir feyiz, bir ruhaniyet oldu. Hocası Hacı Muharrem Efendi, Hafız Süleyman'ı özel bir nedenden dolayı sığındığı Erzurum'da da yalnız bırakmadı. Bir takım ailevi özel şartlarım dolayısıyla Elazığ'dan ayrılmam gerekti. Efendim, dedim ki ben burada kalmayacağım. Dedi ki, peki ben oğlum ben seni Erzurum'a götüreyim. Çünkü Erzurum'da 20 sene kalmış kendisi. Evet. Orada manevi talebeleri var. Yani şimdiki tabiyle talep, hani mürit deniyor ya. Evet. Hem alim hem de şeyh yani kendisi. Evet. Müritleri de vardı orada. İşte beni o müritlerinden, yani talebelerinden birisi olan Hakkı Efendi'ye gönderdim. Hafız Süleyman aynı şevkle ilim hayatını Erzurum'da da sürdürür. Orada Avamil okuduk, İzhar okuduk. Ondan sonra Kafiye, bunlar şeyin, Mahvin kitaplarıdır. Fakat ben hocanın verdiklerini ezberliyordum ve çok oturaklı zaman zaman sorular sorardım. Bir şeyimi anlatayım. Şimdi bir gün bir soru sordum. İsa Avcı okuyoruz. Mantıktan İsa Avcı bir soru sordum. Hoca dedi ki, bu efendi çok güzel sorular soruyor. Erzurumlu şeyi ifade ediyor. Hafız Süleyman'ın zekası, kavrayışı ve çalışmalarıyla dikkat çekmesi, ders arkadaşlarının kıskançlıklarına yol açar. Şimdi bu öteki arkadaşlarla bir kıskançlık meydana geldi. Hocam okumuş, o şeyi de okumuş, bilmem, yani çok yüksek kitapları falan. Ben üzüldüm ve gayri ihtiyar gözlerine iki damla yaş geldi. Bakın dedi. Halbuki okumuş falan değil bunlar. Evet. Bu dedi olduğunu dedi başınızdan kırarım. Bu efendi için dedi. Bu adam ta Elazığ'dan buraya kadar gelmiş ilim tahsil için. Bu dönemde Hafız Süleyman, hacı babasının bir kerameti sayesinde dünya evine de girer. Tam böyle bir sıkıntı halindeydim. Yani bir ara dönmeyi de düşündüm. Hacı Muharrem Efendi, o kayınpederim olan o zaten sonradan kayınpederim. Yazıyor ki kızınız ismini de zikrederek onu Hafız Süleyman Efendi'ye verin. Yalnız Hacı Efendi, benim kızımın adını nereden biliyor? Hacı Muharrem Efendi bu düğünü bir an önce yapın bitirin diye yazıyor. O da diyor ki size evimiz müsait değil. Çünkü yeni bir ev yapıyor. Daha önce birlikte oturuyorlardı. Ayrı bir eve taşınacaklar. Evimiz müsait değil diye yazıyor. O yeni aldıkları evin planını yapmıştı. Tüm ayrıntısıyla. İşte şurada oturuyorsunuz, şurada, şurası mutfaktır, şurası tandırdır, şurası şu bahçedir, şurası... Daha ne mani var diye. Yani planına ayrıntısıyla, sanki bir mimar gibi. Sanki onu kendi yapmış gibi göndermişti. O şey duruyor hala bende. Mektup. O da ayrı bir keramet yani. Eğitimini tamamlamak için Hafız Süleyman'ın içine Mısır'a gitme ateşi düşer. Hoca da vefat edince Mısır'a gitmek istedim. Dedim bari gideyim resmen, eserde okuyayım. Elazığ'da pasaport almak için müracaat ettim.
Fakat pasaport vermedik. O zaman vermiyorlardı. Arap memleketlerden pasaport. Hele tahsil için falan katıya müsaade etmezlerdi. Ondan sonra valiye çıktım. Dedim ki benim işte akrabam var orada, orayı ziyarete gideceğim. Tabii tahsil için gideceğim desem zaten dedim. Ama polis biliyor. Polis çağırdı, niye bu çocuğa şey vermiyorsunuz? Efendim arz edeyim dedi adam. O pasaport memuru. Yani polis tabii orada. Ben dışarı çıkınca ondan sonra vermediler. Geleneksel eğitimini tamamladıktan sonra Hafız Süleyman resmi diploma alma yoluna koyulur. Kayınpeder bana bir öğretmen tuttu. Bekir Bey isimli bir öğretmendi. O zat işte tarih, coğrafya, bir miktar bir şeyler anlattı. Matematik üzerinde. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Yani bir ay sonra imtihana girdim. O zaman ilk öğretim müfettişi Ahmet Yeşil vardı. Sen dedi, şimdiye kadar imtihana girenler içerisinde senin kadar başarılı birisini görmedim dedi. Sende bir şey, kabiliyet var. Ben sana yardım edeceğim. Bir sene çalış, ilk ortaokul diplomasını da alırsın. Ondan sonra liseye gidersin, liseden ilahiyata gidersin. En şey budur dedi. Seni ben severim, candan içerim. Seni ben severim, candan içerim. Dışarıdan ilkokul diplomasını aldıktan sonra İmam Hatip Okulu'na kayıt yaptırmaya karar verir. Okuyoruz ama bu resmi diploması yok, geçerli değil. Gelecek vaat etmeyen bir yol. Evet. Geleneksel bir yol. Yol, evet. Toplumda hala geçerli olan bir yol ama evet. Gelecek vaat etmeyen bir yol olduğu için. Evet. Eskiden bu şey icazetliydi. O icazetler geçerliydi ama şimdi artık geçerliliği kalmamış. Evet. O zaman bunun bir resmi statüye bağlanması lazım. Yani daha doğrusu bu bizim tahsilimizin. Ve İmam Hatip Okulu'na gitme hevesi düştü içime. 20 yaşında İmam Hatip Okulu'na başlaması kolay değildir. Elazığ'da İmam Hatip Okulu geç açılmıştı, 1953. Geldim, İmam Hatip Okulu'na kaydoldum. İmam Hatip Okulu'na girebilmek için de yaşım tutmuyordu işte. 3 yaş, 1935 doğumluyum. Yani resmen. Ama 3 yaş küçültmem gerekiyordu. Ve Hacı Muharrem Efendi'nin yardımıyla yine 3 yaş, yaşımı küçük 1938'e çıkardım. Şimdi nüfus kağıdımda 38'lidir yani, 8 kaydı var. Şimdi diyorum ki eğer Azrail'e de bunu yutturursak, yani 3 sene daha kazanmış olur. Geldik, kaydı olduk. Önce kaydı olmak da etmek istemedi. Ya sen yaşın geçmiş falan, sen nasıl okuyacaksın, sen ilkokulda okumamışsın, burada yapabilir misin falan. O bir ay sonra o söylediğine pişman oldu o sözleri. Evlidir ve bir çocuğu vardır. Bu şehirde bir ev tuttuk. Evde annemle beraber, Allah rahmet eylesin, kalıyorduk. Ev böyle bir gözden ibaretti. Bizim köylü insanız. Köylü, evet. Eker biçer, o yani devşirdiğiniz yer. Ama öyle fazla parası olmaz. Babam da yani orta halli bir insan. Fakat zorluk çekerek bizi okuttu. Erzurum'da evlenmiştim o zaman. Kayınpeder de her ay 100 lira o zamanın parası. 100 lira, 150 lira bize aylık gönderdi. Eşim benim aynı zamanda hocalığımı yapmıştır. Çünkü o olmasaydı okuyamazdı. O varlıklı bir ailenin kızıydı ama Elazığ'a geldi. O yani öyle bir yer ki mesela bir tarafta sadece bir tek oda, öbür tarafta mutfak çamurdan yapılmış. Mutfakta yaş odunları yanıyor, yaş odunlar duman yapar, doğru dürüst yanmaz, evin içerisinde duman dolur. O bu sıkıntıları çekti. O dönemde Elazığ İmam Hatip Okulu'ndaki öğretmenler onda iz bırakacak kadar birikimli ve değerliydiler. Yani Elazığ deyince geçmeyin, Elazığ Kültür Merkezi'nin hastalar. Sonra bizim bilhassa edebiyat hocamız çok güçlüydü. Fikret Memişoğlu, Allah rahmet eylesin, avukat idi. Fikret Memişoğlu ama Yahya Kemal ayarında şiirler yazardı. Bir de Ömer Naimi Efendi gibi vardı. O da bizim Arapça hocamız ve din dersleri hocamızdı. O da fevkalade kültürlü bir insandı. Bu döneme ilişkin ilginç anıları da vardır. Arkadaşlarımızdan birisi tek şey anlamazdı. Yani ben bir insandı. Allah şimdi selamet versin, bilmiyorum. Yalnız bunu hocadan fıkra olarak anlatmak istiyorum. Hoca şeyi, o arkadaşı ismini vermek istemiyorum. Arkadaşı kaldırdı tahtaya. Onu dedi ki, Mahmuz nedir? Mahmuz. İşte Mahmuz'u Zülfü dedi. Ulan dedim, Zülfü şey midir ya? Zülfü hayvan mıdır, Zülfü Mahmuz olsun der. Ne demek bu? Mahmuz bir şeydir. Yani Arapça bir kural.
Evet. Hemze ile başlayan şeyler, fiiller. Şimdi bu arkadaşımızı işte siz arka ayaklarından tuttuk götürdük yeni caminin kürsüne oturttu. Şimdi artık dinleyin namesini artık diyecek. Dahili silki kibar oldu yaşayacak. Yani demek istiyor ki artık hiç kuşkusuz namesini dinleyin. Çünkü eşek